Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Cevap aradı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımızı aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz çiğkalar ve siz enerjiler, hepiniz hoş geldiniz. Kendi çapımda havalı bir çıkış yapayım dedim ama galiba o sırada tarumar oldum. Şuradan şuraya kadar tarumar oldum. Efendim yine aileler yarışıyor da kadının gücü diyecektim ki bir baktım orada galiba evimizin direği Savaş var. Yani biz direkt demiyorsun. Savaş direkten daha şey mi yapıyor? Kolon. Sen kendini nasıl tanımlarsın? Kolon mu? Kim dedi onu, Emine? Abo! O aşk, ne? Sen kendini nasıl tanımlarsın Savaş? Evinizin nesi? Her şeyi. Her şeyi. Ay be. O zaman aileler yarışıyor da bu akşam kadının gücü ve evinin her şeyiyle sizi selamlıyoruz. Efendim günlük eğlence dozunuza hazır mısınız? O zaman ne duruyoruz? Aileler yarışıyor. Başlasın. Enerji. Enerjik olduğunuz için mi? Evet. Soyadımız enerji derlermiş. Çok iyi olmadı. Enerjik olduğunuz için. Evet. Evet. Ceren? Neyi oluyor her şeyiniz? Evinizin her şeyi senin neyin oluyor? Damadımız. Damat? Eniştemiz. Benim eşim. Seni yerim. Evet, benim eşim. Benim o, benim. Evet. Mehtap abi. Benim, benim. Güle güle kullan. Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 15. 15 Aa. Oldu değil mi? Oldu. Teyidini de aldı. Evet. Söz sende. 15 yıl oldu mu? Oldu. Savaş? Oldu. Oldu maşallah. 2007'den beri okul bitti, hemen evlendik. Üniversiteye gittim. Üniversitede Sivas'ta eşimi buldum. Dedim hem okuyayım hem evleneyim. Okul biter bitmez geldik, hemen evlendik. Üstüne gidip çocuğumuzu yaptık. Oh maşallah, daha ne olsun? Değil mi, daha ne olsun? Enişte, o yüzden her şeyi. Enişte Sivaslı mı? Evet, ben de, o da Sivas. Aa, öyle mi? Evet, beraber. Hepiniz mi Sivas? Hepimiz Sivaslıyız. Hoş geldiniz kız. Ben Samsunluyum. Ben Samsunluyum. Ne arıyorsunuz? Arkadaş kabul etmiyor. Ben Samsunluyum. Böyle her ailede bir Samsunlu çıkıyor. Benim sette de bak burada ekipte. Tüm sen nereli? Samsun tabii ki diyor. Bir de sen tabii ki. Nereden bileyim ben? Bizim yönetmen Samsunlu olduğu için. Selamlar. Kime? Yönetmene. Ha tamam Onurcuğum, selam. Bak bir Samsunlu daha bulduk. Peki hoş geldiniz. Ama İstanbul'dan geldiniz. Tabii. İstanbul. Hoş geldiniz. Çikalar? Biz Sakarya'dan geliyoruz. Ay canım, ciğerim. Ayağınızın tozuyla sakın. Evet, evet. Sabah yola çıktık erkenden. Ne kadar sürdü yol? Şimdi tabii trafiğe de bağlı ama biz bayağı erken çıktık heyecanla. Heyecanla. İyi ki geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim sürprizli bir cevabımız var. Tam 1000 lira değerinde ve büyük ödülümüz 10 bin lira. Çikilin. Bir an önce başlayalım. Ve Sema ile Ceren geliyor. Yüz kişiye sorduk. En popüler... Ceren hemen hevesli. Yüz kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Lahmacunun içine koyulan bir şey. Cema? Kıyma. Kıyma var mıdır?
Kıyma. Önemli. Ceren, daha popülerini bulursan kıymadan. Lahmacunun içine koyulan bir şey söyleyin. Soğan. Of be. Soğan var mıdır? Emine, sendeyiz. Lahmacunun içine koyulan bir şey söyleyin. Maydanoz. 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 Olmazsa olur mu? Maydanoz. Olmaz. Olmalı. Olmalı. Olmaz. Maydanoz olmazsa olmaz. Olmasa olmaz. İyi olur ama. Merveciğim, senin rakiplerine epey biz güvenir gördük. Maydanoz var mıdır? Soğan. Kıyma, maydanoz. Evet. Meryem? Domates olmazsa olmaz. Harcın içinde mutlaka domates ilave ederiz. Meryemciğim, yani kopya olacak, ağzından kaçacak, başka bir şey söylememek kaydıyla yapıyor musun sen lahmacun? Yaparız. Öyle mi? Çok severiz. Ailece de yaparız bir araya geldiğimizde. Genelde lahmacun yaparız. Öyle mi? Tabii. Evet. Çok da severiz. Ya ustamız bir büyük abimiz var. O yapar. He. Kendisi çok güzel yapar. Mezesini de hazırlar. Biz sadece pişirir, servis ederiz ama yaparız. Asıl yani. Usta yapıyor. Ya usta değil ama becerisi güzel yapar. Becerisi yapar. Yapar. Evet. Becerikli. Domates olmazsa olmaz dedi. Bakalım öyle mi? Soğan, domates, kıyma, maydanoz. Ben biber diyorum. Biber. Evet. Çıkar mı? Çıkar. 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 Bakalım çıkar mı biber? Kırmızı ben biber. Ben öyle düşünmüştüm. Kırmızı biber diyecekti kapya. Koyuyoruz ya içine. Evet bence. Savaş. Salça. Salça. Evet. Salça. Salça çıkarsa ne hala? Çıkmasa ikinin çarpılarını alırlar daha ilk etaptan. Bakalım var mı salça? Ay. İkinci çarpılarını aldılar. Olsun. Benim Sakarya'da güzel. Çıkarlar. Hadi kopyalanın diyecektim. Kümelenin. Ceren, iki tane çarpınız var. Lahmacunun içine konulan bir şey söyleyin. Soğan, domates, kıyma, maydanoz çıktı. İki tane açılmamış cevap var. Mehtaç'ım 15 yıllık eşine kopya vermeye çalışıyor ama hiç gerek yok. Sana kadar gelmeyecek. Gelmeyecek. Sendeyiz Ceren. Ben versem iyiydi. Hamur, un. Çıkar mı Meryem? Nasrettin Hoca gibi ya tutarsa. Ya çok mantıklı. Ya tutarsa. Hamur, hamur, un var mı? Ay. Lahmacunu oluşturan demedik. Lahmacunun içine yani konulan bir şey söyleyin, evet. Merve. Evet. Ben mi söyleyeyim? Buyur. Hepimizin kararıyla içine marul dedik. Marul. Marul. Aslı? Evet. Olayları tersten almayın. Kaptan o. Sema'nın en son verdiği cevap bizim için geçerli. Ben de marul derdim. Sen de marul derdin. Evet. Diyorsun. Ben de marul diyorum. Yani ben de neyden yapılır, ne oluşturur demediği için, içine ne konulur dediği için marul diyorum ben de. Genel. Lahmacun içine, içine ne konulur? Konulan bir şey söyleyin. Evet. Sema. Marul. Çok düşündüm değil mi? Marul yanlış. Marul dedi. Yani biber. Umarım. Dedi. Hak güzel. Biber çıkardı. Hı? Yoksa. Güzel, iyi koydunuz bence oraya marulu. Yani şimdi. Hani harcına değil de harcına biber, biber olsa bir şey. Çıkardı mesela. Kesinlikle biber, biber çıkmalıydı mesela. Harcına. Evet. Ha, biber demediği için. Ha, o mantıktan ilerledi. Evet, evet. Belki de o yüzden kıyma sonlarda çıkmış olabilir, evet, diye düşündüm. Belki de. Ben. Bak olabilir. Evet. Bakalım marul var mı? Marul çıkarsa bu etapın kazananı bedavadan çıkalım. Kikirikler ya, her şeye gülüyorlar. Nerede kaldı? Kız kişiye sorduk beş partide cevap arıyorum ayrı düşünüyor. Lahmacun o içine... O zaman baharat. Bak çok mantıklı. Yani bakalım baharat. Neymiş açılmayan cevabı görelim. Şu anda evet, evlerinde gibi. Ya da her nerede bizi izliyorsanız lahmacunlarda bir şu an satış patlaması yaşanacak.
lahmacun can çektirdik gibi oldu değil mi? Evet. Ama şey evde oldu. Yapabiliyorsunuz. Özellikle o pandemi döneminde ben ona baktım. Herkes bir değil mi evde yapmaya. Yaptım. Bakalım diğer açılmayan cevap neymiş? Ya. Ne oldu Nur? Ağzın açık kaldı. Yani diğerleri şimdi lahmacunu oluşturan şeyler. Limon üstüne konu. O zaman marul da çıkmalıydı. Ama 100 kişinin içinde değilmiş. Efendim ilk etapın kazananı enerjiler oldu. 62 puanla. Bakalım ikinci etapta neler olacak. Efendim kimler geliyor? Emine ve Nur. Kişiye sorduk. En popüler altı cevabı arıyoruz. Resim denildiğinde aklınıza gelen bir şey. Nur. Fırça. Fırça. Fırça var mıdır? Fırça. En popüler altındaymış. Emine daha popülerini bulursam sizinle başlayacağız yine. Resim denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. Boya. Boya. Daha popüler midir fırçada? Popülerdir. Görüşürüz Nur. Nur sen limona çok takılma ya. Ben oradayım hala. Meryem. Tuval. Tuval. Nedir tuval? Resim yapmak için önce ona ihtiyacımız var. Çizecek. Sen yapıyor musun? Benim çok merakım yok da kız kardeşim kızı çok güzel resimler yapıyor. Güzel yapar. Çok kendi meraklı. Kaç yaşında? 11. Ay maşallah. Kendi kendine mi merak saldı? Kendi merak sardı. Kendi kendine yapıyor. Şimdi alıyoruz dediği gibi. Kendi yapıyor. Doğa resmi, kelebek işte yapıyor. Çok ay güzel, ne güzel yapıyor. Harika. Peki bakalım tuval var mıdır resim denildiğinde aklınıza? Geliyor mu? Tuval de varmış Mehtapcığım. Madem senin alanın bu belli ki ya da kızının alanı. Hadi evet sen... kızımın alanı o çok şeyler söylüyor da benim aklıma gelen. Çok şey söylüyor da oralı mıyım ben? O yapıyor adı ne şeyler. Kızının? Benim aklıma tablo geliyor. Resim deyince bir tablo çıkar. Kızın evet. Adı ne? Beril Su. Bak Beril Sucuğum. Anne ne anlatıyorsun bir şeyler söylüyorsun da dinlemiyoruz seni tam. Sen tam şimdi akşam eve gelince de anneciğim bak bu. Bu da bu. Tablo var mıdır? Boya, tablo, tuval, fırça. Evimizin her şeyi. Her şeyi. Hadi. Hadi savaş. Kalem. He? Kalem. 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 Evet olmazsa olmaz. Öyle mi Meryem? Yani kara kalem çalışırım Meryem belki. Meryem demiş yani. Görsen bak şöyle eller falan. O yüzden sordum yapıyor musun diye. Benim annem kara kalem çok güzel yapar. Evet. Kendileri öğrenmiş biliyor musunuz? Maşallah. Ha, hakikaten. Yapmıyoruz ama yapana da sonra da yapmış zaten var. Kara kalem gibi. Ay Mehtap yapmış bir daha söyle. Sizi de yapmış kara kalem gibi. Çok teşekkür ederim. Annem sağ olsun. Aa, arabanın arkasına yazdırsam ya. Babam sağ olsun yazıyorlar. Ben de annem sağ olsun yazayım. Arabada bebek var. Annem sağ olsun. Fikri. Bugün şey gibi değil miyim ya? Topun var mı? Şey yapalım. Amerikan futbolu. Ha? Sen seversin maç. Ha? Ben haber sürekli maça gidiyorsun. Beni bir kere maça götürmedin Fikri. Hoş mu bu? Kopyalar mı? Aa, Emine. Efendim. Oy. Yakaladın mı? Emine. Nedir bu güzellikler? Nedir bu kopyalaşmalar? Nedir bu kopyalaşmalar? Çok ya. O yaparken koydukları sehpanın adı neyse onu söyle. Aa, Emine. Kalem var mıdır? Kalem. Resim denildiğinde kalem yokmuştur. İkinci çarpınızı aldınız. Kümelenin. Yine aynı şeyi yaşıyoruz ikinci etapta. Ve Ceren. Sen de iki tane çarpınız var. Resim denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. Hemen canım ciğerim için hatırlatayım. Çıkan cevaplar boya, tablo, tuval ve fırça. Hemen hayatınıza renk katarım. Zira biliyorsunuz ki kıyafetim de bugün çok şık. 5, 4, 3. Evet. Palet. Palet. Palet? Ha şey. Evet. Hani böyle içine boyaları koyarlar vardır. Böyle. Doğru, o doğru, kesin vardır. Şey, boya paleti diyoruz. Evet boya ya? Paleti. Palet. O vardır kesin. Palet çıkar mı ki? Çıkar. Çıkar mı?
Ay çok ümit. Çıkma diyor. Çıkalar geldim. Desim denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. Yani şey, bir obje, manzara gibi bir şey olması gerekiyor. Hani resmi yapabilmek için diye düşünüyorum ama. Hani aklınıza ne geliyorsa söyleyebilirsiniz. Bu geldi yani aklıma. Hangisiniz? Hani Aslı? Hiçbir şey gelmedi. Çok kötü. Aslı bunlar kümelenirken seni dışarıda mı bıraktılar? Sadece dinledim. Peki dinledin, onların söylediklerinden hangisi sana mantıklı geldi, içine sindi? Yani o bir şey. Başka da bir şey yok zaten benim düşündüğüm. Sadece o bir şey. Şema'cığım, manzara. Aslı'nın fikrini ayrıca bir değerlendirin. Yani aklıma bir şey de gelmedi. O bir şey dediler, onu da ben çok bilemedim. Oldu yani. Olur ya. Öznur. Ben de manzara diyorum yani. Resim yapmak için bir manzara gerekiyor, bir şey gerekiyor. Nur. Palet çıkmadığına göre. Palet çıkmadı ya. Başka inanır da elimde başka hiçbir hayır, kurşunum şey yok. Neye vuruyoruz onu anlamadım. Ben de bilemedim. Evet. Resmi. Sema gördüğün manzara gibi. Manzara resmi. Burada akrabaları mı? Amca evet, kızıyız. Biz kardeşiz. Biz de üçümüz kardeşiz. Evet. Akrabaları mı? Ya ama orada sesler bile. Amca kızları. Biz amca kızlarıyız. Biz ikimiz amca. Biz ikimiz kardeş. Onlar üç kardeş. Biz üçümüz kardeş. Kardeş. Ama amca kız oluyoruz. Akrabaların, amca kızların dediler ki aklımıza çok da bir şey gelmedi. Gelmiyor. Bunlar da bir ara kendi içinde kümelendi. Ne çıktıysa işte Sema'cığım. Benim farklı bir şey var aklımda ama aslında. Aklına daha yatıyorsa sen kaptansın. Bütün sorumluluk güzeldi. Neyse bana geliyor. Ne geliyor? Söyle bakayım. Olur mu diye riske de atmak istemiyorum. Burada yavaş çünkü bir şey söyleyeceğim. Affedersin de neyi riske atmak istemiyorsun? Sıfır puan. Evet. Yani. Hani şansı mı? Sema bu sefer ufacık olacak güven bize. Onu. Kullan doğru söylüyorsun. Onu atmayayım. Şans ayağına geldi. Hadi. Artık onların dediğini söyleyeyim yoksa ben buradan koşarak Sakarya'ya gideceğim yani. Nur öyle dedi. Ya hayır. Öyle mi dedi? Benim dediğime kalsın. Yok yok yok. Şey diyorum, Sakarya'ya yürüyerek gidersin dedi. İhtimalim arabayı çok, Nur kullanıyor yüksek, anladım. Evet, her şeyimiz o bugün. O yüzden diyorsun. Sen de isteme. Manzara diyeyim onları. Resim denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. Manzara diyeyim, onları açıp çıkar mıyım? Bilmiyoruz. Yani o bir manzara. Çok inanmadı bize. Manzara. Manzara. Resim denildi, aklınıza gelen bir şey. Manzara. Bence güzel, fena değil. Ama bakalım sonra o 100 kişi de benim gibi mi düşünmüş? Görelim. Enerjilerde kaldı. Şimdi olsa Sema, sen başka düşünüyorum dedin ya, ne derdin? Ben çizdim zamanında. Evet, ama yaptım çok, tablolarım da var. Kara kalemim çok. Ben resim çantası çok taşıdım, onu derdim diye düşünüyorum. Keşke deseydin Semacığım ya. Nasıl diyeyim? Meryem, hatırlatayım. Rakiplerin, tanıştırayım. Sakarya'dan geldiler. Yukarıda çay içtiler, kanka oldular. Bakalım neymiş açılmayan cevap. Dersin. En popüler. Beşte resim doğru, ders çıktı. Doğru. Peki galiba en popülerini şey yapmak istiyorum. Resim. Kıyma mı? Bakalım neymiş. Resim defteri. Biz zaman tuvalle şey işledim. Ya bir şey diyeyim, hakikaten ya. En basitler gelmedi aklımıza. Evet, evet, evet. Çok derine iniyoruz herhalde. Biz tuval çıkınca defteri çıkmaz diye düşünmüştüm. Tuval çıkınca evet. Efendim hedef bu retabıyla devam etmek istiyorum. Zira enerji ekibi 115 puanda. Benim Sakaryalı çıkalar 0 puanda. Hiç gönlüm el vermez. Bir de rekabet nerede? Rekabet girsin olaya isterim. Hızlı bir etaptır. 100 kişiye sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. Tek bir cevap peşindeyiz. Ve bunu anlatmama gerek yok. Nitekim siz her akşam hafta içi saat 9'da 360 ekranlarında kimi izliyorsunuz? Aynen Show. Dalgalı geldi ama çok güzel oldu. Şey, dalgalı hangi türbündü? Böyle bir dalga oluyor. Her türbünde yapıyorlar değil mi? Meksika dalgası. Meksika dalgası. Evet.
Vaaa! Sakarya sporluyuz. Tatanga? Evet. Kesinlikle. Tatanga! Ceren ve Sema geliyor. ...10 puanlık sorunuz geliyor. Arı türlerinden birini söyleyin. Tatanga. Eşek arısı. Eşek arısı. Ay çok can sıkıcıdır o ya. Var mı? Eşek arısı ve 10 puan oraya gitti. Görüşürüz. Nur Emine geliyor. ...20 puanlık sorunuz geliyor. Yemek haricinde... ...tuzlanan bir şey söyleyin. Eminim. Pastırma. Pastırma? Tuzlanan. Pastırma. Balık mı deseydin? Hı? Ya yanlış ol, balık mı deseydin? Deme. Dur bir şey deme, oraya kalıp ne veriyorsun? Verdim. Pastırma var mıdır? Yemek haricinde, pastırmayı ne yapıyorsun sen? Yemek haricinde tuzlanan bir şey söyleyeyim. Tuzlanan. 3, 2, 1. Tavuk. Tavuk. Tuzlu dışarı yemek tavuk oluyor ya. Nurcuğum. O da yemek. Umuyorum ki tavuğunu fitrine koymuyorsundur. Tavuk var mı? Yemek haricinde tuzlanan bir şey söyleyeyim. Hayvan yani derisi değil mi? Hayvan derisinde şey? Deriyi tuzlarlar, tuzlarlar. Hayvan derisi. Evet ama bakalım demiş 20 puanı kaybettiren. Kar, yol, tuz. Evet. Görüşürüz, yemek kendinize iyi bakın. Evet, inşallah. Marul, limon, kıyma. Evet. Neden çıkmadı bunlar? Öznur, Meryem geliyor. Yemek harici. 30 puanlık sorunuz geliyor. Sende çocuk var? Var, 2 tane. Sende çocuk var? Var, 1 tane. Maşallah. Evdeki küçük çocuklarda saklanan bir şey söyleyin. Öznur. Kesici aletler mesela. Kesici aletler var mıdır? Meryem, evdeki küçük çocuklardan saklanan bir şey söyleyin. 3. Boncuk. İlk. Boncuk türü, oyuncak tarzı şeyler. Say Meryem. Boncuk, oyuncak türü, şeyler. Yani böyle... Misket. Misket? Misket. Say, bütün yuvarlak olan şeyleri say. Anladım ne? Doğru söylüyorum. Yani toparlayamadım küçük da küçük. Alır da. Evet, alır da yutar. Boncuğu aldık ilk olarak. Bakalım size 30 puan kazandırıyorum. Bence kimyasal falan şey... Ya da çakmak ilaç olabilir. İlaç olabilir. Çakmak olabilir. Evet. Bakalım neymiş. Çünkü çok şey saklanabilir küçük evet, çocuklardan. Yani çok genel bir ilaç. Aa ilaç. Doğru. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Yine bende kaldı 30 puan. Aa 30 puanlar bende mi kaldı, ne oluyor? Mehtap Aslı geliyor. Kırk puanlık sorunuz geliyor. Omuza atılan bir şey söyleyin. Vay be. Ne güzel bas. Şal. Şal mıdır? Bravo. Ve 40 puanın gitti çıkalara. Haydi Savaş. Evimizin her şeyi minik kuşumuz Savaş ve Merve geliyor. Hoş geldin abi. Hemini kuş dedim de birden şey yaptım. 50 puanlık sorunuz geliyor. Boşluğu doldurun. Çoban nokta nokta. Savaş. Çoban. 3, 2, 1. Kürk. Kürk. Keçe, kürk. Çoban, kürk. Bana cümle içinde bunu acil kullanman lazım Savaş, çok merak ediyorum. Çoban mesela dağda tuzları yayarken keçeyle yatar. Kürk müdür?
Sen omuza atılan bir şeyde kaldın. Boşluğu doldurun Merve. Çoban nokta nokta. Çoban salatası. Evet. Salata mıdır? Olabilir. Lahmacun içine koyar mısınız? Hiç ben artık yemiyorum o konuyu. Yani nasıl durmaz? Ay yok artık lahmacun deme bak. Var mı bakalım salata? Elif puanım da çikalara gitti. Böylelikle hedef bu retabında. Çikalar size çok mükemmel bir haberim var. İlk defa bu etapta evet. Tam olarak 100 puan aldınız. Enerjiler size hiç yok mu? Yok. Hiç mi? Hiç mi? Maalesef. Hiç puan gelemedi size. Bakalım Öznur ve Meryem neler yapacaklar. Buyurun. Yüz kişiye sorduk, en popüler altı cevabı arıyoruz. Yaz gelse de yapsak. Dedin. Hoppa Meryem. Bırak artık kaç tane yapalım ya. 5, 4, 3. Söyle. Tatil. Yaz ya. Gelse de tatil yapsak. Değil mi? Ama sen hep tatil, daha yeni bitti. Tatil yapsak var mıdır? Tatile gitmek Öznur. Sen daha popülerini bulursan sizinle başlayacağız. Bak bu da bir avantaj olur size. Ben öyle düşünüyorum. Yaz gelse de yapsak dediğiniz bir şey söyleyin. Ya daha özel olacak ama denize girmek demek istiyorum ben. Tatildense. Yaz olsa da denize girmek midir? En popüler cevaptır. Görüşürüz Meryem. Yemek dışında tuzlanan bir şey söyleyeyim. Tavuk. İnsan. Ben o yüzden denize giriyorum şahsen. Hepimizin kendimize göre yöntemleri var. Neredeyim? Aslı. Yaz gelse de yapsak dediğiniz bir şey söyleyeyim. Aklıma sadece güneşlenmek geliyor. En sevdiğim. En sevdiğim değil mi? Ha? En sevdiğim. Bayağı böyle şey mi? Saatlerce yatar. Denize hiç girmem. Sadece güneşli. Arada bir tuzla kendini ya. Bak, çok yanıyorsun. Çok sevmiyorum o yüzden denize. Aa. Evet. Güneşlenmek en popüler altı cevap arasında var mıdır ki? Güneşlenmeyi çok sevdiğin için sürprizin cevap 1 lira sana çıktı Aslı. Sen evli misin? Bekarım ben. Ha tamam gittim aranızdaki tek bekarım. Evet. Kan çekiyor Aslı ne yapalım dedim. En güzel. Hayır şey diyecektim 1 lira ne yapacaksın 1 lirayla? Kızları yemeğe götürdüm. Tabii kızlarıyla. Aslı buradaki hangisi senin var mı? Kız kardeşin yoksa hep sen? En büyük ablam. Ha Sema ablam. Evet ben de ikinci ablam. 3 bir de 4 numara var. O da gelmedi. Biz 6 kişilik grubuz hep. Yaz kış hep beraberiz ama öbürü nerede? Özge hiç gelemedi. Ufak Özge çocuğu var. Biz Nur'la ikimiz kardeşiz. O benim kardeşim. Biz 4 kızız. Aa. Nur'lar 2 kız. Ay maşallah. Ya güzel. Nur'la Öznur da kardeş. Evet. Evet. Çalışıyor musun Aslı? Çalışıyorum. Güneşlenmenin dışında? Çalışıyorum. Sadece çalışıyorum. Kamu personeliyim. Ha, kamu personeli. Peki. Merve, sendeyiz. Evet. Yaz gelse de yapsak dediğiniz bir şey söyleyin. Çıkanlar deniz, havuza girmek, evet, efendim tatile gitmek ve Aslı'nın en sevdiği güneşlenmek. Yani aklıma şey geliyor. Ne geliyor? He? Duymuyorum ki. Gelmiyor daha aklıma bir şey düşünüyorum. Ha kendi sesini sayın mi düşünüyorsun? Yani şey, yazın genelde biz bisiklet sürüyoruz. Aa. Yaz gelse de bisiklet sürsek diyoruz hani. Hepiniz geceleri sürüyor musunuz bisiklet? Evet. Ay. Çocukları yatırınca. Gece çıkıyoruz. Gerçekten. Evet. İki gibi. O kordonu, Kocaeli'deki kordonu baştan aşağı. Aklıma mı geliyor? 5-6 bisiklet böyle yapıyoruz. Evet. Daha bile fazla diğer amcamızın kızlarıyla. Hepsi. Biz kalabalık bir sürü almıştık. Evet. Şey yapıyorum işte değil mi Sema? Hazır mısın amcamın kızı? Hadi gidiyoruz. O da Öznur yapıyor. Öyle oluyor. Yani biliyorum işte. Toprağın olduğu için hemen biliyorum.
bisiklet sürmek. Yaz gelse de yapsak. Dediğimiz şeyler arasında bisiklet sürmek çıkar mı ki? Çıkmaz. Neden Ceren? Hiç de sevmem bisiklet kullanmayı diyor Ceren. Neden? Çıkmasın. Yazmış bisiklet sürür. Çıkmasın, o mantıklı tabii, isteyin. Yani işte bakalım bisiklet sürmek var mıdır? Sema, kaç yaşında öğrendin bisiklet sürmeyi? Bizde erkek çok az var. Nur'un erkek kardeşi var. Bir de başka amcamızın oğlu var. Biz kızlar hep böyle erkek gibi yetiştirildik. Araba sürmeyi, bisiklet sürmeyi, tram atmayı motor vesaire. Sürmeyi. Motor sürmeyi hep küçükken öğrendik. Motora da biniyorsunuz değil mi? Evet. Benim motorum var. Merve. Kalabalığız, öğreten hep var. Arnavutuz biz, Arnavut göçmeniyiz. Şikalarda o yüzden. Şika kız demek. Evet. Aa, o bildiğimiz evet. Şikalar. Evet. Biz de yıllardır hep bize Şikalar diyoruz. Görüyor musun? Sen elin İspanyol'da bizim diye bize satıyorsun. Bize ait. Meğerse Arnavutlarımmış, görüyor musun? Çika, o erkeklerde çikolar mı? Yok, o diol. Diol? Evet. Aa, öyle mi? Evet. Ha, orada değişiyor, burada çika oluyor kızlar. Evet, biraz İspanyol düşündüm. Biz de hep kız olunca çika çika duyuyoruz. Annem oğlum hep diolim diolim diye sesleniyor. Diolim. Evet. Ay ne güzel, biz diolim. Peki anne? Evet, onlar annem babam göçmenler. Aynı hayır dedi. Yani anne mi? Anneanne. Evet. Yoksa anneanne. Anneanne. Annem. Benim annem. Arnavutça'da anne. Arnavutça'da anne. Nona. Evet. Baba? O değişiyor bazen. Yani İngilizce de karıştı genelde artık. Papa mı ne? Baba diyorlar. Baba. Türkçe'ye döndü baba biraz. Evet. Kız söylesene Sema. Düşünüyorum yanlış kız. Anneyi bir izleyecekler de beni sonra. Ya sen Arnavutça'nın nasıl? Ya yanlış olsa ne olur? Bizi düzeltirler. Hemen düzeltirler. Siz bilmiyorsunuz mu? Aman bana sormayın. Sana niye sormayın? Bilmiyorum. Nur diyor ki ben yok bitti. Yok ben ya. O limon çıktı orada. Limon marum çıkmadı bitirdim. Ya. Ben orada ben... Moma mıydı anne? Nona. Nona. Evet. Ha Nona. Ay, bizi her yerden izliyorlar biliyorsun. Evet. Bütün nonalara selam. Ellerinizden öpüyorum. Babayı da şey yapamadık. Baba neydi? Baba. Baba. Onun ne olduğu belli evet, değil babas. Aslında. Çünkü hani babam dediklerinde babas işte öyle söylüyorlar. Evet. Kendim için bir şey istiyorsam ne olayım? Buradan lütfen doğrusunu biliyorsanız. Annem telefona bağlanabilir mi? O çok güzel biliyor. Ha bir de ne güzel, biz Arnavut göçmeniyiz. Biz de çika kız dedi. Ona hakim. Evet, gerçi tamam. Aynen. O yüzden bizimkiler de öyle biliyor musunuz? Düzce'de falan. Bize göre bisiklet, motor, bütün kızlar kullanırlar evet, valla. Evet. Düzce mi? Ha, ha Düzce. Hemen arası. Yakın. Körpeşler Köyü. Ne gülüyorsun ya? Körpeşler Köyü. Deremiz de var. Körpeşler Köyü'ne selam olsun. Duygulandım yine. Şey geldi aklıma. Muşmula falan yerdim ağaca çıkıp. Ağzım burnumu. Muşmula değil ya, bir şey daha var. Cennet hurması. Cennet hurması. Yok değildir ya. Dışı böyle kivi gibi. Töngel mi acaba? Muşmula ya. Muşmula ağzım evet, burnum evet, şey olurdu. Evet, muşmula evet. Tabii ki. Efendim Sema, ne dedin? Deniz havuza girmek, tatile gitmek, güneşlenmek, bisiklet sürmek dedik. En son sen kaç yaşında öğrendin dedik bisiklet sürmeyi? Onu çok erken. Dedik, çok erken. Evet. Sendeyiz. Yani bizim son 2 yıldır, yani ben değil ama diğer arkadaşlarım, sağlık çalışanıyım ben, onların ihtiyacı olan şey izne çıkmak diyorum. Yaz gelse de izne çıksak. Evet. Sağlıkçıymış Semacığım. Sema'nın nezdinde bütün sağlıkçılara kocaman alkış evet. Gönderiyoruz. Bakalım var mıdır izne çıkmak. Genel. Ya şimdi yaz genel gelse de izleyecek. Çünkü evet. Galiba o izin mevzusu o ne değil mi? Genel hasta. İlk çarpınızı aldınız Nur sendeyiz. Ben. Marul. Hayır. Piknik yapmak diyorum ben. Yaz gelse de piknik yapsak. Piknik yapmak mıdır? İkinci çarpınızı aldınız. Enteresan olaylar oluyor. Enerji eyvah, kümelenin. Eyvah. Hemen. Öznur. Yaz gelse de yapsak dediğiniz bir şey. Bak sakin. Yaz gelse de yapsak. Kendinden yola çık. Sema yani... bilmez. Bakma hiç gözüne. Sema de Bobby, Bobby, Mami, Mormi, Moni. Yani bence... Deniz. Riske atıyorum ama şu anda. Söyle bakayım. Dondurma yemek yani. İnsanlar genelde dondurma yerler yaz gelince.
Doğru söylüyorsun bak. O eskiden tabii. Yok, şey sordu ki dondurma ne bileyim eskiden yok. Şimdi evet. Artık şey yok tabii onun şimdi artık. Yok. Ama açık dondurmalar da yine yazın çıkıyor ki evet, ortaya. Evet. Ha doğru bak o da söylüyor. Yani kapalı evet. Dondurma her zaman olabilir ama başka bir şey gelmiyor aklıma. Eyvah yandık. Nur yine evet, şey yapıyor. Dertlendim. Abi gel sene yansın. Dondurma var mıdır? Var. Dondurma. Doğru. Yaz gelse de yapsak dediğiniz bir şey söyleyin. Biz bir şey söyleyeyim. Kaç tur dönüyoruz sizinle şu anda ya? Demin de cevap verdin sen. Evet. Güneşlenmek de hatta 1.000 lirayı kazandın. Evet. O zaman sen deyiz. Evet. O zaman sen deyiz. Ya da hayatınıza renk katarım. 5, 4, sahile inmek, kumsala inmek. Sadece o geliyor aklıma. Başka hiçbir şey gelmiyor. Kışın inmiyoruz mu sahile? Sahile inmek. Çıkarsan hala çıkması için çarpılarını alın. Üçüncü çarpınızı ardına... Ya yüz evet, yüz evet, evet. Kuyruğuna geldiniz bir tane açılmamış cevap peşindeyiz. Minik serçe. Savaş, sendeyiz. Kısa kollu giyinmek. Yani yazlık giyinmek. Savaş çok tatlı ya. Tarif edebilir bak. Kısa kollu giyinmek. Aklına geleni söyleyebilirsin bu arada. Kısa kollu giymek. Evet. Mehtap? Ben yani şey, memlekete gitmek olabilir. Memleket? Yaz gelse de bir Sivas'a gitsem derim mesela. Öyle mi? Evet, mesela. Yaz gelse, kışın gitmiyorsun, soğuk mu? Yok, soğuk oluyor, ne yapacak kışın? Burası da çok şey... Yani bir de çalışınca yazın ha, hani tabii. Efendim bekliyor. Doğrusu. Eşimin ailesi de zaten Sivas'ta. Yaz gelse hem ziyaret hem ticaret bekliyor. Seninkiler nerede? Biz İstanbul'dayız, benim ailem İstanbul'da. Aa, Savaş senin hepsi mi orada? Benimkiler de orada. Ben buradayım, onlar orada. Hepsi orada. Hepsi orada. E selam gönder ya. Aleykümselam. Aleykümselam. Savaş'la çok değişik bir muhabbetimiz var. Seninkilere selam gönder diyorum. Aleykümselam. Buradan tüm Yiğidolar'a selamlar. Yiğidolar. Yiğidolar. Sivas. Sivas'a selam olsun. Güzel. Meryem. Mangal yapmak. Yaz gelse de hop, mangal yapmak. Emine. Ben de memlekete gitmek diye düşündüm. Kümelendiğinizde, Ceren sen sakın değil, neye karar verdiniz? Mangal. Hepiniz bir şey söyledik. Hepiniz bir şey söylediniz, kararı tabii ki Ceren'e bıraktınız. Bakalım Ceren'den ne gelecek? Mangal yakmak. Ben mangalı çok severim, siz de seversiniz tahmin ediyorum ki. Ya benim sevmemle burada çıkması çok şey değil ama severim. Mangal yapmak, yaz gelse de mangal yapsak mıdır? Şey ya benim Mavi düğün yapmak geldi ama. Cemiyet geldi. Çok cemiyet mantıklı. Geldi. Hani bir şeyler yapmak istediğim için de. Cemiyet mi? düğün yapmak geldi. Ha, hepsi genel hani. O olmaz. O çok genel. Düğün yapmak geldi. Evet, evet. Ne zaman evleniyorsunuz? Yaza inşallah. Yani. Ha? Yaz. Genelde yaz. Amin. İnşallah. Söyle. Hadi inşallah. Bakalım neymiş? Kıyafet. Ceren, bu Ceren. Damadı dinlemedim, gördün mü? Dinlemedik, yandık. Hakikaten ya. Yaz gelse aslında en bak... En de popüleri. Ne oldu yine? Nur mu karıştı? Benim sorum. Benim de hiç aklıma geldi. Efendim, enerji ekibi 115 puanda. Çikalar 165 puandalar. Bakalım o güneşlenmeyi çok seven Aslı. Bizden 1.000 lirayı kapan Aslı ve Mehtap neler yapacak? Hadi Mehtap. Yüz kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Tek elle yapabileceğimiz bir şey söyleyeyim. Mehtap. Çok hızlı. Yazı yazmak. Bakayım var mı yazı yazmak? Yazı yazmak. Tek elle yapabileceğiniz bir şey söyleyin. Telefon tutmak, telefonla konuşmak. Telefon tutmak, telefon tutmak var mıdır?
Efendim biliyorsunuz 100 kişiye soruyoruz. Evet evet ben soruyorum. Ama sorularımızı hazırlayan Nihat. Nihat'cığım sana kocaman alkış gönderiyoruz. Zor iş. Her gün yeni soru kesinlikle bulacaksın. Evet. Her gün yeni soru bulacaksın. Ve sendeyiz Merve. Tek elle yapabileceğiniz bir şey söyleyin. Bilek güreşi. Hadi. Ya. Ya. Şey söyleyeceğim. Yok vazgeçtim. Bir an unuttum. Şimdi bunlar da benim şey kızlar da benim kızım. Ha, kendiniz yani yapıyor musunuz bilek yürüyüşü? Yok. Hiç yapmadık. Ne demek yok? Denemedik. Ama yapmıyoruz ama karate mate yapmıştık. Merve motora biniyorsun. Evet. 3 yaşından biz bir bisiklete kullanıyoruz. Kesin ata da biniyorsun. Ata bilmedik çocukları bilmiyoruz. Çocukları götürüyoruz. Tamam. Var işte. Bilek yürüyüşü yok öyle mi? Yok. Yani. Umarım da çıkar. Eyvah. Merve'cim sana mükemmel bir rakip buldum. Minik serçe. Savaş. Bilek yürüyüşü. Yapsanıza hadi. Aslı, ben sana görüyorum o işi. Merve ile sen. Hadi bakalım. Hadi, hadi lütfen. Bilek güreşi, bilek güreşi, bilek. Ablamla rakip olmayayım, amca kızıyla rakip olsun. Ay, daha çekişmeli olur. Aynen. Tamam bir dakika. Aslı, kendine rakip olarak kimi yenersin, kimi alt edersin bilek güreşi? Nuru kesin yenemezdi. Gülmekten yapamaz çünkü. Şey ne demek ya? Gülmekten yapamaz. Ben sana bir şey, Nuru bizim bilek serçe bile yenemez. Ben gördüm kolu. Hadi seç kendine, rakip seç. Gel Öznur, beraber yapalım. Aynen. Tam hadi aynı Öznur yaştayız zaten. Aileler yarışıyor da bir ilk. Benim ayağım tozuyla Sakarya'dan gelen çikalar. Yani yarış yapacağım. Bin TL'sine girelim mi? He? Bin TL'sine. İddiaya. Ona ben yarışmam. Ben sürprizli 1000 lira mı koydum Aslı? Hazır 1000 TL'si var. Hadi buyurun. Çok hile yapmak yok. Evet. Tamam peki. Hadi. Tam, tam. Bence benim gitsin yine. Böyle bir tam şey. Tam. Aylar yarışıyor da gördüğünüz gibi sıradan bir akşam. Başladınız mı? Sen başladın. Başlamadık. 1, 2, 3. Başlayın. 2, 1. Beni yene. Beni yene. Ben dedim. Aslı. Azıcık bir de hiç halinde yok. Şey bir de bravo Aslı. Teşekkür ederim. Özgür Nur, yer değiştirin. Hemen gel Nur. Ben mi? Evet evet ben. Oo ben. Ya, o zaman karşıya geç. Niye? Sen çünkü buradan yapma. Yan böyle. Biraz da at Nur, böyle. Sen biraz dersin. Da at. Hadi tamam. Hadi yap. 3, 2, 1. Başla. Biz gülmekten hiçbir şey yok. O 1000 lira gitmeyecek. Aa, çok güçlü. Tamam. Çok güçlü. Çok güçlü. Yok sen değilim ya. Ya değilim. Ya, çok ciddiyim. Merve. Aslı'ya. Bunlar çok hafif. Bak değişim. Aslı'ya bak herkes yanıyor. Bir dakika. Ya. Aslı. 3, 2, 1. Başla. Vay rinda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 rind
Şey olmaz için ben de sizle yapardım da şey var ya ondan şey yapamıyorum. Evet, evet. Çok da şey yapmamak lazım. Şimdi bu kadar şey bir de bakalım çıkmazsa. Bilek güreşi. Tek elle yapabileceğiniz bir şey söyleyin de bilek güreşi var mıdır? Bence 10 numara cevap. Söyleyeyim sana. İnşallah. Zaten tek elle yapılması gerekiyor. Bakalım var mı? Çok enteresan. Demek ki başka bence şey geldi. Bence güzel cevap. Kimsenin aklına gelmedi. Ama daha popülerleri evet. var. Evet. Tek elle yapabileceğiniz az. Çünkü bilek güreşi zaten tek elle. Lahmacun gibi düşün yani. Kıymetli. Evet, doğru doğru. En popüler dörtte zaten çıktı. Anladın mı? En popüler evet, değildi de. Aynen aynen. Şema? Çanta poşet taşımak. Çanta taşımak. Tek elle yapabileceğiniz bir şey. Çanta taşımak. Var mıdır? İkinci çarpınızı aldınız. Enerji. Kümelerin, kümelerin. Buyurun. Nur. Tek elle yapabileceğiniz bir şey söyleyin. Tek elle neler yaparsın? Tek elle neler yaparsın? Tek elle yapabileceğiniz bir şey. Neler yapabilirsiniz tek elle? Çıkanlar cep telefonu kullanmak, yaz yazmak. 5, 4. Yemek yemek. Üç. Bu kadar kolaymış aslında. Yemek yemek var. Lahmacun yemek. Yemek yemek çıkmasa yalnız üçüncü çarpıları mı alırlar? Benden yani. Söylemesin. Evet.
geldi yemek, bana. Yemek yemek çok mantıklı Öznur. Tek elle yapabileceğiniz bir şey söyleyin. 5, 4 Araba sürmek. Ha evet. Ama onu tabii ki yapmıyoruz. Yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz ama. Ama yapmıyoruz. Ama yap. Trafik kurallarını da uyuyoruz. Efendime söyleyeyim. Ehliyeti aldığımızda bize ne öğretiyorlar? Şöyle tutuyor. Evet. Böyle mi tutuyor Öznur? Ay böyle böyle. Nasıl Öznur? Şöyle. Yani saatin kaç? 10-20 10-20 10.30'a doğru. Şey saat hesabıyla. Saat evet kaçtı? 10-20 10 çeyrek mi? 10 civarda dolaştın. 20-25 arası anlaşılır. Arkadaş doğru bir tane dedim. Ortalığı mı? Fikri kaç? 9'lu değil miydi? 9 çeyrek miydi? Ha? 9. Benim zamanımda 9 çeyrekti. Sizin zamanınızda 10-20 mi? 9 çeyrekse böyle o zaman. Yine böyle. O zaman böyle araba oluyor. Kullanmak aa. Var mı? Yapmıyoruz hadi. Tabii ama yapabilir yok, miyiz? Yok yok. Görelim. Allah. Üçüncü çarpınızı aldınız. Tek ele yapabileceğiniz bir şey. Hazırsanız, hazır değilseniz geri giderim. Gel kızım. Hazır mısınız? Tek ele yapabileceğiniz bir şey söyleyin. El şıklatmak. El şıklatmak. Ben saz çalmak diyorum. Tek elle. Notayı nasıl vereceksin? Yani. Notayı da çok iyi ya. Efendim karşınızda 15 yıldır değil mi evlisiniz? Kendisi de saz çalar gerçi ama. Bağlama çalıyor musun? Ay, kendi bekle. Çapımızda. Kendi çapınızda değil mi? Notayı nasıl vereceğim evet, diyor. Doğru söylüyor. O çok verdiği için ben bıktım artık evde. Öyle mi? Ay ama ne güzeldir. Hep çalıyor musun evde? Evet. Ara ara. Türküler. Hemen. Oh be. Çok güzel. Evet. Meryem? Bayrak tutmak. Emine? Raket, tenis oynamak. Raket, tenis oynamak. Ceren, sakin ha? Sakin. Senin için söylüyorum. Demin sırf mangalı çok seviyorsun diye mangal attın ortaya. Damadı dinlemedi. İşte şimdi de dinlemezsem de bilemezsem yandık ondan sonra. Ha, bak cevabı bilmiyorum. Ben onu dinle diye demiyorum. Aldım fikirleri. Söyleyeyim mi? Söyle. Su içmek. Su içmek. İki elle su içilmez. Aa evet. Evet, yemek evet, yemek, evet. Su içme. Su içmek. Güzel. Bu da güzel. Evet Ceren. Evet. Orada onlar kümelenirken, sen şimdi mi geldi aklına yoksa bu aklına? O zaman başka bir şey söylemiştim, söyleyeyim mi? Söyle söyle. Çorba karıştırmak demiştim. Şimdi su içmek geldi aklına. Ya ne tatlı, Ceren tabii tek elle artık değil mi? Ben tek elle çocuk tutuyorum, tek elle çorba karıştırıyorum. Aa bebek mi var? Yeni mi? Yok, 1 yaşında. Olsun tamam canım, yine onu da tutuyoruz. Onu tutuyorum işte. Bir yandan da çorbalarını karıştırıyorum. Düşün ben Atlas'ı o kadar şey yapıyorum, daha 1 yaşına gelmedi. O kadar çok tuttum ki ben 1 yaşındaymış gibi geliyor. Değil daha küçük. 1 yaşında tutacaksın tabii daha. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ablası ne? Var. Ne var? Bir de ablası var. Ablası Ayşe, küçük de Zeynep. Ay ne güzel. Ay çok güzel, hem Ayşem var hem Zeynep'im var. Evet. Allah bağışlasın. Teşekkür ederiz. Sen herhalde çalışıyordun. Bebekten dolayı mı bıraktın? Aynen öyle. Sen de tam o hava var. Bankacı mısın? Evet aynen öyle. Yıllarımı verdim diyorum, inanmıyormuşsunuz. Direkt belli. Banka havası var. Su içmek. Görelim var mı? Ve puanlar Ceren'in bütün nur. Yıkılmasına rağmen çikalarda kaldı. Bence mantıklı, güzel cevaptı. Kesinlikle evet. Bakalım en popüler altıda ne varmış? Yemek kesinlikle. En popüler dördü de görelim. Yok. Bilgisayar diyecek. Siz beni çıldırmak mı istiyorsunuz? En popüler iki nedir? Aa, çift demir.
insan. Hep böyle yap Nur, tamam mı? Bittikten burada sonra. Burada olmayacak cevapları ver, açtırma. Evet. Her şey bitsin, doğru cevapları açtır. Efendim bu etapın sonunda enerji ekibi 115 puanda, çıkkalar 214 puanla öndeler. Ama biliyorsunuz hiçbir şey yok. Paniğe yer yok. Efendim oraya geldik, duble puan etabına. Az önce puan durumunu hatırlattım. Dediğim gibi finalde kiminle yarışacağız 10 bin lira için? İnanır mısınız? Hiç belli değil. Ama şimdi bunu kim belirleyecek? Ailemizin her şeyi Savaş ve Savaş. Merve geliyor. Ailemizin her şeyi Savaş. Bilek güreşi şampiyonumuz Merve. 100 kişiye sorduk, en popüler 5 cevabı arıyoruz. Evde beklediğiniz... Heyecan yaptı. Evde beklediğiniz bir şey söyleyin. Merve. Söylüyorum değil mi? 5. 4. Kocamı beklerim, eşimi beklerim. Çok mantıklı. Yani. Kocamı işte oğlan bekliyor. Evet. Eş yani. Eş. Var mıdır? Neden? Evde beklediğiniz bir şey söyleyin. Savaş. 5. Çocukları. Evde beklediğiniz bir şey. Çocuklar. Olan bekliyor. Var mı? Allah. Efendim Sema. Ha Sema mı? Evde beklediğiniz bir şey söyleyin. Yemeğin pişmesi. Yemeğin pişmesini. Yemek pişti mi? Bekliyoruz. Bakalım. Ceren, evde beklediğiniz bir şey söyleyin. Kargo. Ya bence. Kargo mudur? Kesin yani. En başta söylendim. Aklıma gelmiş. Benim ilk aklıma gelen. Enerji ekibiyle devam ediyoruz. Bağlama üstadımız Savaş. Çocuk dedi çıkmadı. Ceren kargo dedi. Emine sendeyiz. Evde beklediğiniz bir şey söyleyin. Evde beklediğiniz bir şey söyleyin. 5. 4. 3. Benimkiler şaşkınlık içinde. 2. 1. Ben hala bak. Benle saymıyorlar da. Kendi aralarında konuşmaktan benim çikalar sevinemiyorlar. Düşünmekten biz. Biz tam burada maçta kaybettik onları. İlk çarpınızı aldınız. Meryem. Misafir beklerim. Tabii ki. Evle evet. Beklediğiniz bir şey. Evet. Misafir. Misafir. Olan bekliyor. Var mı? Evet. Misafir. Çok güzel. Harika. Mehtap. Bir tane çarpınız var. Duble puan etabındayız. Makinelerin bitmesini beklerim. Bu ne ya? Ya çamaşır makinesi çalıştırırsın. Pişmesini beklerim. Ha. Yani işim bitmiyor. Bak hiç bence güzel cevap. Evde beklediğiniz ama şöyle ki kargoyu bekliyoruz, misafiri bekliyoruz. Şimdi gerçekten. Evde makine bitmedikçe çıkmıyor mu dışarı? Ya makineden çıkartayım, asayım ki yani. Yani. Aklım kaldı. Yo, doğrusu çok haklısın. Yani Mehtap. Kırışır ama içeride dersin, doğru falan. Söylüyorsun. Ben de onu yapıyorum. Çok haklısın. Makine evet. Bitsin de öyle çıkayım evet. Diyorum. Doğru söylüyorsun. Öyle düşünürüm yani. Doğru, çok haklısın. Katılıyorum. Bakalım makinenin çalışması, yani işte anladınız çamaşır. Onlar. Makinenin bitmesini beklerim. Demek ki Mehtapcığım sen ve ben yalnız değiliz, en azından evet, onu bilelim. Boş bekliyorum. İkinci çarpınızı aldığınız duble puan etabında kızlar. Biz de ayağımıza geldik. Kümelenin. Nur'a da çok dinlemeseniz olur Nur'u. Savaş. Aileler başlıyorum, beklerim. TV programı beklerim. Ay ne tatlı. Aileler yarışıyor beklerim dedi. İzliyor musunuz her akşam bizi? Evet. Sen kim başvurdu? Ben. Ceren. Ceren? Oh dedin, buramı çocuğu tutturuyorum. Tek elle de çorbayı karıştırıyorum. Bir taraftan da aileler yarışıyor'u izliyorum. Dedin ki, niye gelmeyeyim? Bir taraftan hadi hobilerinizi yazın, hobilerinizi yazın. Geç cevap veriyorlar, dönmüyorlar. Çocuk ağlıyor, yemek pişiyor. Hakikaten değil mi? Zor iş. Her şeye yetiştin. Çok güzel, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi görmek de güzel. Çok sağ ol. Ay dur daha Meryem, bir şey yok. Ne diyor ki sizi görmek de güzel. Hani şey,
daha belli olmaz. Belki sizinle yarışacağız. Çünkü bakalım, o 3 tane açılmamış cevap var. Eğer Savaş'ın dediği cevap çıkarsa ilerliyoruz burada. Çıkmazsa 3'ün çarpılarını alırlar. Şey dedi Savaş, aileler yarışıyor başlamasını beklerim. TV programı başlasın diye beklerim. Bakalım var mı? Dizi. Program. Aileler yarışıyor başlasın diye beklerim. Ay bu arada tabii ki Savaş çok teşekkürler. Bana hemen güzel bir pas attın. Çok teşekkürler, bekliyorsunuz. Bekliyoruz diye bana çok yazıyorsunuz. Harikasınız ya. Bizi bütün izleyenlere kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. En hoşuma giden de 7'den 70'e hakikaten ya. Geçenlerde de bir tane senin şey bir yaşında değil ama 2-3 yaşında alalala söylemiş ya. Yani daha ya harikasınız. Daha düşün bak cümle kuramıyor. Konuşmasını bilmiyor. Ama bizim aileler yarışıyor izliyor. Harikasınız. Ona da kocaman öpüyorum. Bir de burada bir hanımefendi var. Sizden mi? Evet teyzemiz. Teyzemiz. Annem. Bebek nerede? Dedim acaba annem bıraktın? Yok. Babasıyla. Babada mı? Hı-hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beni görmeye mi geldin? Evet. Hem çocuklarımı seyretmeye hem de sizi görmeye. Ay. Sizi görünce heyecanlandım zaten. Ha yerim ben. Ay doğru öyle demiştin. Hayır şey diye ben karıştırdım. Doğru söylüyorsun. Yanından gelirken de ki seni görünce heyecanlandım. Ben de o kafa gitti benim. Tabii şey gibi. Senin için geldim anladım ya hemen şey yaptım. Gördünce heyecanlandın mı? Efendim? Beni görünce heyecanlandın. Evet, evet. Niye? Ne bileyim heyecanlandım. Biz bizeyiz şurada. İyi misiniz? Teşekkür ederim iyiyim. Güzel nasıl güzel yarışıyorlar mı? Güzel gitti. Gitmiyorlar birazcık. Daha iyi gitseler keşke. Daha? Daha iyi gitseler keşke. Belli olmaz ama belki. İnşallah. Bak burada neler. Hayırlısı neler... olsun ikisi için de. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. İyi geldiniz. Sağ efendim dizi film program çıktı. İki tane açılmamış cevap var. İki tane de çarpınız var. Ceren sendeyiz. Bir çarpı daha alırsam gitti. Şöyle oluyor Ceren'ciğim, bir çarpı daha alırsanız oraya giderim. Onlar doğru cevabı açtırırsa onlarla yarışırım 10 bin lira için. Açtıramazlarsa sizinle yarışırım. Bakayım, evet. Söyleyeyim mi? Evde beklediğiniz bir şey söyleyin, söyle. Telefonun çalması. Telefonun başında çaresizce bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak, biliyorum. Telefonun çalması. Telefon çalması? Olabilir. Şöyle, telefon çalması aslında şey değil. Eskiden olsa ben kesin çıkar derdim. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi çok bilemiyorum Ceren. Telefonu bekler miyiz evde? Eskidendi. Çok eskiden. Merve, evde beklediğiniz bir şey söyleyin, fırsat ayağınıza geldi. Sakin. Kendi aranızda lütfen konuşmayın. Evet. Merve. Tamirci, tesisatçı diyorum. Aslı. Aynen, tamirci. Aynen. Tesisatçı. Özür. Ben de tamirci, tesisatçı. Artık hangisi? Nur! Yemek siparişi ya da ya tamirci, tesisatçı. Ben de. Sema, son karar senindir. Dikkatli lütfen. Evet. Bekle, evet. Bana müsaade ver. Doğru cevabı açtırırsan finalde sizinle yarışıyoruz. Evet. Yani her iki cevap da mantıklı ama yani bana göre tabii. Zeytin gözlüm. Söz sende. Ceylan gözlüm. Söz sende. Doğru cevabı açtırırsan sizinle yarışıyoruz finalde. Açtıramazsan enerjiyle yarışıyoruz. Yemek siparişi. Yemek siparişi. Yemek siparişi cevabı açılırsa Ganimet abla üzülür. Hayırlısı. Hadi bakalım. Yemek siparişi açılmazsa Ganimet abla sevinir. Bakalım yemek siparişi midir? Let's go.
Yakalanmaya başlıyoruz 11 lira için. Şimdi şöyle, enerji ekibinin bunu bilememesi, aklına gelmemesi neden? Çünkü kendi lahmacunlarını bile kendileri yapıyor evde. Dışarıda yemek söylemiyorlar. Evet. Biz ne yapalım? Hiç aklınıza gelmedi değil mi? Evet, evet hiç gelmedi. Maalesef. Bakalım açılmayan cevap neymiş? Sen bu arada yemek siparişi mesela demeseydin ne diyecektin? Tamirci. Ha güzel. Evet. Her iki cevapta evet. da açtıracakmışsın evet. doğru evet. cevabı. Enerji ailesi iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Sivas'a da selamımızı gönderdik Savaş. Evet. Aleyküm selam. Samsun'a da selamlar. Samsun'a da selamlar. Anne burada. Eşine de selamlar. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi şimdi liguluyorum çünkü çık galarla bu akşam 10 binler için finaldeyiz. İçin finalde Sakarya'dan ayağının tozuyla gelen çikalarla yarışıyoruz. Kimlerle yarışacağım finalde? Öznur ve ben. Sema. Ve Sema. Evet. İlk kiminle yarışıyorum? Benle yarışıyorum. Öznur. Sema seni. Şimdilik müzik odasına uğurluyorum. Öznur seni de final için yerini alacağım. Öznur bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmen için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Aklına gelmeyen o cevabın sorusunu ben sana tekrar sorabileyim. Anlaştık? Anlaştık. Aklına takılan bir şey var mı? Yok hayır. Harika. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Çam bir şey söyleyin. Kuş. Saça sürülen bir şey söyleyin. Saç kremi. Türk bilim adamlarından birini söyleyin. Pas. Genellikle erkeklerin çaldığını görebileceğiniz bir enstrüman söyleyin. Gitar. Köpeklerin yaptığında insanların korktuğu bir şey söyleyin. Havlamak. Türk bilim adamlarından birini söyleyin. Süren doldu. Kimse gelmiyor. Öznur, 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışsın? Uçan bir şey söyleyin dedim. Kuş dedin. Kuş size kaç puan kazandırmıştır? En popüler cevabı açtırmışsın. Saça sürülen bir şey söyleyin dedim. Saç kremi dedin. Saç kremi 34 puanın üstüne kaç puan daha getirir? Türk bilim adamlarından birini söyleyin dedim. Maalesef cevap alamadık. Genellikle erkeklerin çaldığı enstrümanlardan birini söyleyin dedim. Gitar dedim. Gitar size kaç puan kazandırır? İnsanların korktuğu bir şey söyleyin dedim. Havlamak dedin. Havlamaktan size kaç puan daha gelir? Sizi epey bir rahatlattı. Toplamda 108 puana ulaştı Öznur. Seni alkışlarla yerine alacağım. Final için Sema geliyor. Sema.
Ema, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas'taki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce Öznur aynı cevabı vermiştir. O zaman acil bir şekilde lütfen cevabını değiştir. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans diliyorum Teşekkür Sema. Teşekkür ederim. Uçan bir şey söyleyin. Uçak. Saça sürülen bir şey söyleyin. Jöle. Türk bilim adamlarından birini söyleyin. Pas. Genellikle erkeklerin çaldığını görebileceğiniz bir enstrüman söyleyin. Gitar. Değiştir. Saz. Köpeklerin yaptığında insanların korktuğu bir şey söyleyin. Havlamak. Değiştir. Isırmak. Türk bilim adamlarından birini söyleyin. Sürer mi? Çok üzgünüm. Sema, 10 bin liraya giden o yolda bakalım sen neler yapmışsın? Uçan bir şey söyleyin dedim. Uçak dedin. Uçak 108 puanınızın üstüne. Kaç puan daha kazandırır size? Saça sürülen bir şey söyleyin dedim. Jöle dedin. Jöle sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Puana ulaştınız. Türk bilim adamlarından birini söyleyin dedim. Ya ödül alan hocamız aklıma gelmedi fizikçi. Ve hala da gelmedi. Maalesef sizden cevap alamadık ama şu anda senin ismi aklına gelmeyen ödül alan Aziz Sancı. Bilim adamımız evet, Aziz en hocam. Popüler cevap oydu. Aziz hocam evet. Ve? Aziz Sancı. Aziz Sancı. Aziz Sancar'da. Evet, evet. Benim de geldi. Aklıma gelen tek isim. Buraya gelince geldi aklına. Genellikle erkeklerin çaldığını görebileceğiniz bir enstrüman söyleyin dedim. Saz dedin. Bağlama, saz. Saz size kaç puan kazandırır? Cevabı klarnetti. Doğru. Evet. 189 puandasınız. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için ihtiyacınız olan 11 puan var. Köpeklerin yaptığında insanların korktuğu bir şey söyleyin dedim. Isırmak dedin. Isırmak size ihtiyacınız olan 11 puanı bu akşam getirir mi? Lirayı kazanabilmeniz için 11 puana ihtiyacınız var. İhtiyacınız olan o 11 puan ısırmaktan gelir mi? Şimdi göreceğiz. Evet.
Sakarya'dan gelen Çiğkalar bu akşam bizden tam 11 bin lira kazandılar. 10 bin büyük ödülümüz ve sürprizi 1000 liramıza Aslı'ya gitti. Evet. Memnun musun Sema sonuçta? Yani Aziz Hoca'yı bilmemek beni üzdü. O anda heyecandan evet, yoksa ben de bilemiyoruz. Bilmediğimizden evet. Değil ama burada heyecandan olur öyle şeyler. Evet. Efendim güle güle kullanın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve sürprizi 1000 liralık cevabımızı. Efendim yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.